İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. İMC Gazetesi. Mersin Çarşı Esnafı Başkanı Al Güllü, esnaf borçları yapılandırılsın. Mersin Çarşı Esnafı Başkanı Bekir Al Güllü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meclisinden yeni dönemde tarihi Zafer Çarşısı esnafları için yeni bir beyaz sayfa açılması gerektiği inancında bulundu. Mahallemiz, Mahallemiz Projesi. Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kent Konseyi, Gençlik Meclisi ile işbirliğinde ilçede Mahallemiz, Mahallemiz projesini hayata geçirdi. Haberci Gazetesi. Sapık Baba hakim karşısında. Mersin'de öz kızına yıllarca tecavüz eden Sapık Baba hakim karşısına çıktı. Avukatların mücadeleleri yasalarla engellenmeye çalışılıyor. Mersin Barosu'nda avukatlık stajını başarıyla tamamlayan 18 stajyer avukat, düzenlenen yemin töreninde yemin edip cübbe giyerek meslek hayatına resmi olarak ilk adımı attı. Akdeniz Gazetesi. Kirli hava soluyoruz. Türk Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre Türkiye'de uluslararası standartlar açısından en kirli havaya sahip il Iğdır olarak açıklanırken en temiz ilin ise 1900 metre rakımlı Ardahan olduğu belirtildi. Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı. Mersin'in Mut ilçesinde 99 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Mersin Gazetesi. Mersin, örtü altı üretimde 1.6 milyon ton payla ikinci sırada. Türkiye seracılıkta dünya ile yarışırken, Türkiye'deki örtü altı üretimin yaklaşık %87'si Akdeniz bölgesinde gerçekleştiriliyor. Bu araçtan sağ çıktılar. Mersin'de meydana gelen trafik kazasında önce takla atan, ardından da yanmaya başlayan otomobilde bulunan 5 kişi sağ olarak kurtuldu. Çukurova Gazetesi. Seçer'den kronik rahatsızlıklar çıkışı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kronik rahatsızlığı olan arkadaşlar var. Partimizin başarıyla sonuçlanan 31 Mart seçimleri bile onların o kronik rahatsızlıklarına bir çare olmamış dedi. Kuzey Kıbrıs'la Türkiye'nin bağlarını hiçbir güç koparamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Mersin ziyareti kapsamında Erdemli'ye bağlı Güzeloluk ve Sultan Alanı yaylalarıyla Silifke'ye bağlı Sarıaydın ve Mara yaylalarında Kıbrıslı vatandaşlarla bir araya geldi. Güney Gazetesi. Pazarcılar halde umudu Seçer'e bağladı. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Hali'nin cumartesi günü açılmaması nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen ve bu nedenle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece eylem yapma kararı alan pazarcılar eylemlerini bir hafta erteledi. Mersin'in nüfusu yaşlanıyor. Mersin nüfusunun ortanca yaşı 2017 yılının sonunda 32,7 olarak hesaplanmıştı. Aradan geçen bir yıllık süre sonunda Mersin'de nüfusun ortanca yaşı 33,1'e çıktı. Hakimiyet Gazetesi. Borçla yaşıyoruz. Türkiye'de son dönemde yetişkinlerin %50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor. %42'lik bir oransa borç alıyor. Akdeniz'de Farkındalık Projesi.
Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Mahallemiz Mahallemiz Projesi adıyla farkındalık oluşturacak bir proje başlattı.